Bu videoda 18 Mart 1915 yılında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'nda büyük kahramanlık örneği gösteren Seyit Onbaşı'nın hayatı yer almaktadır. İyi seyirler. ...18 Mart 1915 yılında gerçekleşen Çanakkale Savaşı'nda ve sonrasındaki zaferde büyük katkısı olan tam tamına 275 kiloluk top mermilerini tek başına kaldırıp ve ateşleme sonucunda İngiliz zırhlısı O'Shane'i vuran Seyit Onbaşı vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmuyor. Nasıl unutulsun ki? Peki, kahraman Seyit Ali Çabuk, yani Seyit Onbaşı kimdir? 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çamlık Manastır köyünde dünyaya geldi. Baba adı Abdurrahman Çabuk, anne adı Emine Çabuk'tur. Seyit Onbaşı bir evlilik yapmıştır ve eşi Hatice Çabuk'tur. Çocukları ise Ayşe Yıkar, Ali Osman Çabuk, Abdurrahman Çabuk, Ramazan Çabuk ve Fatma Çabuk'tur. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katıldı ve Balkan Savaşı'nda çarpıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale cephesinde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için hayalperest düşüncelere kapılarak saldırıya geçti. Bu sırada bunlar yaşanırken Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevinin başındaydı. Askerlerimizin yoğun top atışı ve daha önceden Rüsset mayın gemisinin yerleştirmiş olduğu mayınlar saldırıyı bir nebze de olsa püskürttü. Yapılan yoğun top atışı sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıramayınca daha fazla dayanamadı ve parçalandı. Mevzilerimize yağmur gibi düşen toplar nedeniyle alanda bulunan birçok askerimiz ağır yaralanarak düşmana karşılık verememeye başlamışlardı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı gözyaşları içinde iki elini açarak "Ya Rab, la havle ve la kuvvete, illa billahi lalili lazim" diyerek terler içinde 275 kiloluk top mermisini sırtlayıp kaldırdı. İman gücüyle ilerleyen Koca Seyit'in göğüs ve omuz kemiklerinin çatırtıları duyuluyordu. İlk iki atışını yapan Seyit Onbaşı, İngiliz zırhlısı O'Shane'ına hafif hasarlar verdi. Defalarca okuduğu duayla birlikte son atışını yapmak için yeniden 275 kiloluk top mermisini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi ve ateşledi. Ateşleme sonucunda atılan top geminin can alıcı yerine isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi kontrol edilemez bir hale geldi ve Nusret mayın gemisinin daha önceden döktüğü mayınlardan birine de çarptı. Seyit Onbaşı'dan ve mayından aldığı bu can alıcı yaradan hemen sonra O'Shane suyun derinliklerine, yani eline geçirmek istediği ülkemizin kara sularına gömüldü. Başarısı ve göstermiş olduğu kahramanlıktan dolayı kumandanı Koca Seyit'e onbaşılık rütbesini verdi. Çanakkale Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Seyit Onbaşı'dan top mermisini sırtına alarak fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Onbaşı savaştaki duyguda olamadığı için ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Seyit Onbaşı yine savaş çıksın, Allah'ın izniyle yine kaldırırım dedi. Sonrasında fotoğrafı tahta bir mermiyle çekildi. Savaşın sona ermesiyle 1918'de köyüne dönen Seyit Onbaşı ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan soyadı kanunu ile Çabuk soyadını aldı ve nüfustaki ismi Seyit Ali Çabuk oldu. Seyit Ali Çabuk 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Seyit Onbaşı göstermiş olduğu insanlığı ve kahramanlığı ile her kesime örnek olmuş biriydi. Kendisine ve şehit olmuş tüm askerlerimiz için Yüce Allah'tan gani gani rahmet dileriz. Bize bıraktığı emanet asla sahipsiz kalmayarak ilelebet korunacaktır. Evet arkadaşlar, bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğu için sizlere bu tarz bir video hazırlamak istedik. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dileriz.